Bak illa baktım adamı. İşte böyle ben biliyorum yani. Merhum ustamız Feyzi Halıcı, Türk kültürüne yapmış olduğu büyük katkılar inkar edilemez, yadsınamaz. 1966 yılında başlatmış olduğu Konya Aşıklar Bayramı, aşıklık geleneği ölmek üzereyken merhum ustamızın sayesinde bugünlere gelmiştir. Aşıklar düğünlerden odalardan çıkmış, sahnelere geçmiştir. Konya Aşıklar Bayramı yurt çapında yapılan bütün kültürel etkinliklerde örnek gösterilmiştir. Bu vesileyle sözlerimi fazla uzatmıyorum. Bugün bize bu imkanı sağlayan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca Bey'e ve ekibine, Kültür Müdürlüğü'ne, Basın Müdürlüğü'ne, Halıcı ailesi adına üstadımın manevi ruhunda huzurunda teşekkür ediyorum. Konya'nın bu kutsal topraklarında doğduğu için Hazreti Mevlana'nın ışığında, Hazreti Şems'in güneşinde elinden geldiğince belki insanüstü bir gayretle Konya halkına, Konya'nın kültürüne çok büyük hizmetlerde bulundu. Burada bütün ailesi olarak da ve de bütün Konya halkı olarak, arkadaşlar olarak da ona çok yardımcı oldular. Dolayısıyla burada saymama gerek yok. Aşıklar geleneğini yaşattı. Belki aşıklık, Feyzi Bey'in bu içindeki aşkla bu kadar fazla heyecan içerisinde, bu kadar coşku içerisinde olmasaydı belki bugünlere gelinemeyecekti. Yani bilemiyoruz onu tabii ama bunda Feyzi Bey'in içindeki aşkın da çok büyük önemi var. Hazreti Mevlana'ya yaptığı hizmetler, Hazreti Şems'e yaptığı hizmetler, Karamanoğlu Mehmet Bey'e yaptığı hizmetler, yani bütün Konya'nın büyüklerine, Konya'nın kültürüne elinden geldiğince çaba üstü çalıştı. Diğer bütün hizmetlerini de sizler benden çok daha iyi biliyorsunuzdur. Çünkü ben Feyzi Bey'in daha bir son zamanlarına ve onun son zamanlarındaki faaliyetlerine şahit oldum. Ama onlar bile o kadar fazlaydı ki burada kendisini rahmetle anıyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşıklar Bayramı'nı Konya'da başlattı. Aşıklık geleneği önceleri biliyoruz ki daha çok doğu illerimizde, batıda da var, güneyde de var ama daha çok doğu illerimizde ve yöresel sınırlar içinde son derece etkili, sevilen, yaşayan, canlı ama sadece yöresel sınırlar içinde kalan bir sanat dalıydı. Onları bütün Türkiye'den Konya'ya, Anadolu'nun göbeği olan Selçukya'nın başkenti, kendi ifadesidir Selçukya, Selçuklu İmparatorluğu da Selçukya derdi o Konya'ya. Selçukya'da toplayan kişidir. Bu benim için son derece önemli. Konya'nın nasıl Türkiye'nin bir bütün olduğunu, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, Türkiye'nin sanatçılarının, kültürünün bir bütün olduğunu ve bunun da potasının, erime potasının Konya olduğunu bir işaret olarak, bir sembol olarak ifade etmiştir bu Aşıklar Bayramı'yla. 1967'de ben lise 2'deydim. Mevlana anma törenlerinde dedik ki Sayın Cumhurbaşkanı var, o zaman Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da olabilir büyük bir ihtimalle. Başbakanlar var, bakanlar var. Konya'da bir üniversite kurulmasını ve adının da Selçuk Üniversitesi olmasını istirham ediyorum dedi. Bu çok önemli bir şey. Evet, Konya'da başkaları da var. Namık Ayas da var. Daha önceki yıllarda onlar da gazetelerde yazmışlar. Konya'ya bir üniversite lazım. Ama adını koyan, Selçuk Üniversitesi'nin adını koyan kişi ve sonradan da senatör oldu. Ve ne büyük bir şanstır ki ilk Konya'da Selçuk Üniversitesi kurulsun diye meclis başkanlığına önerge veren dönemin Konya Adalet Partisi milletvekilleri arasında kendisi senatördü. Onlar ön ayak oldu. Mehmet Varışlı Bey de vardı o dönemde. O da milletvekili ya da senatördü. O da Konya'nın öğretmenlerindendir. Verdiler. Bu önerge verildi ve geçti.
ve Konya'da Selçuk Üniversitesi kuruldu. Çok uzaklarda, şimdi Bingöl'de bahardı. Allah Allah, şiirin güzelliğine bak, hiçbir alakası yok demiş gibi Bingöl'deki baharı getirdi. Çağrı ile çaldı Feyzi Halıcı, Çağrı da dergisinin adı. İkramımı ben kabul buyurun. Ay çok teşekkür ederim. Mektup yazdım Hasan'a, ha Hasan'a, Hasan'a. Eli boş gelinir mi Manisa'dan Hasan'a? Hasan'a ikramımı kabul buyurun. Boşa gelmemişiz bizler bu hana. Gelip gitmeyen var mı bu hana? Canım kurban olsun böyle başkana. İkramımı ben kabul buyurun. Sevdadır çevre yanında, bir nice nöbet tutmuştur, kar yağmıştır o dağlara, Nilgün beni unutmuştur. Gönlümde dert dilim dilim, aşkım tanımıyor iklim, gözyaşı elinde kına, sitemler beslemiş bana. Yıllarca kültüre hizmet eyledin, sen de gelip geçtin fani dünyadan. Kim sürmüş dünyada saltanatına? Açsan neler çıkar toprak altına. Baharını koyup gitti bir çınar. Rabbim bol eylesin topraklarını. Çıkmaz sokaklarda bu minyatür kim? Bu göğüs kim? İlahi yoldan bir haber geldi. Dillerimin bağı çözüm bir sanır. Zamanı çağır. Şan güzel bu yoldan geçer niceler kul ederler mutluluğu bal ederler. Ateş üsteyi verir.